Herkese merhabalar. Bana sorulan soruların başında bu aralar en çok rastladığım soru. Abi Airbus 380'lerinde niye bizim kargo uçağı olmuyor türünden sorular var. Her türlü sorunun cevabını birazdan Kaptan Bağ'da bulacaksınız. Başlayalım mı? Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Bağ'da. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir cumartesi ve yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Airbus 380 ile ilgili sorduğunuz soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Çünkü bu aralar bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de abi Airbus 380'in neden kargo versiyonu yok türünden sorular var. Onun dışında başka arkadaşlar da zaman zaman Abi Türk Hava Yolları 380 alsa ee, e ondan sonra işte gitsek onları böyle İstanbul Antalya, İstanbul İzmir falan gibi yoğun hatlarda kullansak türünden sorular da var. Bunların hepsine cevap vereceğim. Şimdi isterseniz ikinci soruya baştan başlayalım. Önce ikinci soruya cevap verelim. Airbus zamanında 380'i ürettiği zaman Türk Hava Yolları'na da önerdikleri şey de özellikle yoğun hatlarda İstanbul JFK gibi işte İstanbul Londra gibi çok fazla miktarda yolcuyu taşıdıkları hatlarda Türk Hava Yolları'nın daha fazla yolcu taşıyabileceğini düşündükleri için bir öneride bulunulmuştu. Türk Hava Yolları yanılmıyorsam 380'i inceledi ama bu uçağı çok da fazla kullanmak işlerine gel. Gelmedi. Neden diyecek olursanız sadece birkaç hat için sadece çok fazla yolcuyu taşıyacakları 3-5 hat için yepyeni bir uçak modeli, yepyeni motor modelleriyle uğraşmak istemediler. Bunun da aslında çok doğru bir karar olduğunu özellikle bu pandemi sonrasında çok fazla anladık. Çünkü Airbus 380'ler Lufthansa gibi gibi bile büyük hava yollarının artık taşıyamayacağı kadar büyük uçaklar haline geldiler. Lufthansa artık Airbus 380'leri uçurmayacak. Air, Air France Bunları piyasadan çıkarmış durumda. Şimdi Emirates dışında 380'e sipariş veren başka çok fazla firma olmadı. Ve bu nedenle de 380 artık göklerden yavaş yavaş kanatlarını çekmek durumunda kalacak. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın bu uçakları abi ucuzdan alırsak maliyetleri karşılar mı diye düşünmeniz doğru değil. Ki aslında 380 zaten direkt operasyonel maliyetler açısından da çok maliyetli bir uçak. Bu konuda Tolga Özbek çok güzel bir video yapmıştı. İsterseniz buraya linkini atıyorum izleyebilir. Onun dışında Airbus 380 ile ilgili bana gelen en büyük soru ise bu uçakların kargo versiyonunu niye yapmıyoruz? Biz işte niye bunları alıp kargoya çevirmiyoruz türünden sorular vardı. Veya başkaları niye bunu yapmıyor türünden sorular vardı. Şimdi arkadaşlar bir uçağın kargo versiyonunu yapmak demek sadece koltukları söküp orada kargo taşımak değil. Bu konuda pandemi sonrasında bir takım havayollarının girişimleri oldu. Örneğin Airbus 380'lerden bir tanesi Portekiz'de High Flyer firması tarafından kargo uçağına dönüştü. Ama bunların yaptıkları sadece koltukları çıkartıp oraya yine yolcu kabinine biner gibi kargoları paket paket yüklemek şeklindeydi. Bu konuda da talep artması olduğu için bu uçak bir şekilde bu talebi karşılayabilecek duruma gelmişti. Ancak ve ancak gerçek kargo uçağı böyle olmuyor. Gerçek bir kargo uçağı yolcudan çevirildiği zaman her şeyden önemlisi bir kargo kapısının olması lazım ki o koca koca konteynerler oraya girsinler. Kargo yoğunluk açısından uçağın gövdesine ve uçağın tabanına çok yoğun bir şekilde yük bindiren bir şeydir. Sadece hacim olarak düşünmemek lazım. Yani bir metrekarelik uçak tabanına yolcuların koyduğunuz zamanki ağırlıkla kargoyu koyduğunuz ağırlık arasında müthiş bir fark var. Size bir uçağı kargoya dönüştürürken her şeyden önemlisi bu uçağın tabanının güçlendirilmesi lazım. İki katlı bir uçakta bu nasıl gerçekleşecek? O zaman iki tane ayrı kargo kapısı mı olacak? Bunların çok büyük mühendislik sorunları ortaya çıkarması söz konusu. İşte bu nedenle de kargo uçağına çevirmek çok da kolay bir şey değil. Aslında bu işi becerseydi uçağın imalatçısı Airbus becerirdi. Ki Zamanında ilk olarak uçağı planladıkları zaman bir de kargo versiyonunu planlamışlardı. Hatta ve hatta dünyanın en büyük dünyanın en büyük kargo firması olan FedEx 10 tane sipariş vermişti. 10 kalıcı, 10 da yedek sipariş vermişti. Aynı şekilde UPS'in bu konuda siparişi vardı 10 artı 10 şeklinde. Dünyanın en büyük kiralama şirketi ALC tarafından da 7 uçaklık bir sipariş verilmişti ki bu 27 uçaklık sipariş bile baktığınız zaman Tüm Airbus 380 siparişleri arasında çok daha büyük bir parça oluşturuyor. Ancak önce önceliği Airbus yolcu uçağına verdiği için kargo versiyonunda gecikmeler başlamıştı. Arkasından da yolcu uçağı piyasaya çıktıktan sonraki yaşanan sorunlar nedeniyle önce Airbus o sorunları gidermek üzerine yoğunlaştığı için kargo versiyonu bayağı bir gecikmişti arkasından 2008'deki mali kriz sonucunda kargo fiyatlarında da birim fiyatlarda da çok büyük düşüş olunca e siz bu zaman artık 150 ton kargo taşıdığınızda kazandığınız para çok da düşük olduğu için 4 motorlu devasa bir uçağa da ağır bir uçağı da işletmek de çok maliyetli olacağı için gerek UPS gerekse de FedEx bu siparişlerini iptal etmek durumunda kaldı. Çünkü aslında Airbus'ta ben artık bununla ulaşamayacağım. Kargo versiyonu değil yolcu versiyonuna kanalize olmak istiyorum demişti. Bu zaman zarfında aslında Boeing çok akıllıca bir iş yaptı. Hacim olarak ve ağırlık olarak biraz daha olayı ileri götürmek için 747-400 yerine 747 ders 8'i çıkardı. Ders 8 130 ton 135 ton kadar yakıt pardon yakıt demişim. Ders 8 130 135 ton kadar kargo taşıma kapasitesine sahip menzili yettiği takdirde dolayısıyla da onun kap bu artırılmış olan kapasitesi de hali hazırda işletilen bir uçak olduğu için gerek UPS tarafından diye gerekse de diğer kargo firmaları tarafından tercih edilen uçak haline gelince de bu 380'in üretimi kargo versiyonunun üretimi ne yazık ki bir türlü gerçekleşmedi. Bundan sonra gerçekleşir mi? Diyeceksiniz ki artık kargosunu üretseler sadece. Artık o konuda atı alan Üsküdar'ı geçmiş durumda. Dolayısıyla artık 380'den veya Airbus'tan çift katlı bir kargo uçağı beklemeyin. Aslına baktığınız zaman Airbus kargo uçakları açısından da Boeing'den bayağı geride 330 freighter sadece şu an ürettiği kargo uçağı yani sıfırdan kargo almak istediğiniz uçak onun da gerek menzil gerekse kapasite açısından 747 ile veya 777 ile boy ölçüşür bir yanı yok. Dolayısıyla Airbus kargo piyasasında birazcık geriye düşmüş durumda. Umarım bu 380 kargo versiyonu konusundaki bütün sorularınızı cevaplamışımdır. Eğer başka sorunuz varsa aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda başka bir cumartesi tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Ciao. <gülüyor> Arrivederci. <gülüyor> Hasta luego. Başka ne var? Au revoir. Afide Zeyn. Başka dillerde de biliyorsanız aşağıya yazın oldu mu? Kadar yakıt. Hala yakıt diyorum. Niye yakıt diyorum ben ya? Ee, şey kaçmış durumda. <gülüyor> <gülüyor> Artık o konuda. Atı alan Üsküdar'ı üstü, üstü, Üstüger. Bu kadar şaklavanlık yeter ya. <laughs> Görüşürüz.